CS2 çıkışı sonrası skin fiyatlarında ne tür bir değişiklik olabileceğine dair fikirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. CS2'nin ilk duyurulmasıyla skin fiyatlarında ne tür bir değişiklik olacağını gördük. Oyuncu sayısı ve beraberinde skin fiyatları tavan yaptı. Pek çok skinin değeri iki kattan bile fazla arttı. Fakat zamanla oyuncu sayısının da düşmesiyle skin fiyatları düşmeye başladı. Bazıları ise eski fiyatına geri döndü. Konuya geçmeden önce son zamanlar kanala çok fazla yeni abone geldi baştan beri burada olan ve yeni gelen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. CS2'nin çıkmasıyla beraber pek çok rehber ve yeniliği sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Kanalda yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Videoya devam. Öncelikle giriş bölümünde söylediğim gibi oyuncu sayısı ile skin fiyatları birbirleriyle doğru orantı bir şekilde değişiyor. Bu orantıya göre skin fiyatlarında olabilecek değişiklikleri oyuncu sayısına göre tahmin edebiliriz. CS2 duyurulmasıyla günlük oyuncu sayısı 1.8 milyon peak ile artış gösterdi. Sızıntılardan bildiğimiz gibi operasyon yakında ve pek çok insan CS2 çıkışını bekliyor. CS2'nin çıktığı hafta ve beraberinde günlük oyuncu sayısının 2 milyonu, hatta 2,5 milyonu geçeceğini düşünüyorum. Yani CS2 ilk duyurulduğunda olduğu gibi CS2 çıkışında da oyuncu sayısı peak sayılara ulaşacağı için skin fiyatlarının artması muhtemel. Bu da demektir ki CS2 duyurulmasıyla beraber güzel artış gösteren skinler CS2 çıkışıyla beraber de iyi bir performans sergileyecek. Sonuca geçmeden önce söylediklerimi yatırım tavsiyesi olarak almanızı istemem. Sadece bunun üzerine bir yatırım planınız varsa çok endişe etmeden, sakince ve araştırma yaparak kendiniz karar almanız en iyisi. Sonuç olarak oyun büyük bir değişim geçiriyor ve ilk duyurulduğunda pek çok skinin iyi bir artış gösterdiği bildiğimiz için herhangi bir eşyanızın olması CS2 çıkışı için hazır olduğunuz anlamına geliyor.